İstanbul Hepimizin Gelişiminin hazırlayıp sunduğu şerefimize hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün 208. programımızda İstanbul'un protesto mekanları tarihini konuşacağız. Konuğum Gizem Fidan. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Gizem'i kısacık tanıtacağım önce sizi. Gizem lisans derecesini 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık yüksek lisans derecesinde bugünkü sohbetimize konu olan teziyle 2019'da Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları bölümlerinden aldı. Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde araştırmacı olarak çalıştı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama bölümünde doktorasına devam ediyor. Haziran'dan beri de TESEV'de ekip arkadaşımız. Çok şanslıyız. Hoş geldin tekrar Gizem. Bugün Gizem'le protesto mekanı nedir? Bir mekan ne zaman protesto mekanı olur? Hangileridir bunlar İstanbul'da? Zaman içinde nasıl değişmişlerdi? Sorularını yanıtlayacağız. Çünkü Gizem bununla ilgili bir araştırma yaptı. Yüksek lisans tezi söylediğim gibi. Geçen hafta da İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı'nın tez masası programında tezini sundu. Bugün de sizinle tekrar bunun üzerinden sohbet etmek istiyoruz. Ama öncelikle merak ettiğim ilk soru, protesto mekanı ne demek? Merhaba, tekrar çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Protesto mekanı nedir? Protesto mekanı için aslında birçok farklı tanım yapmak mümkün tabii ki. Ama ben araştırmamda protesto mekanı kavramını eylemin kendisine katılan ve eylemle birlikte, yani eylem derken protesto ile birlikte değişen, dönüşen yerler için kullandım. Aynı zamanda fiziksel olarak da protestoya imkan veren yerlerde bu tanımın bir parçasıydı. Bu noktada bir de şunu söylemem gerekiyor. Şimdi protesto mekan tanımını yaparken protesto tanımı da bunun içinde aslında. Ve protesto diye düşündüğümüz zaman mitingler, yürüyüşler gibi hareketleri de eylem olarak, protesto olarak tanımlayabiliyoruz. Grevlerden, iş bırakmalardan, hatta sakal uzatmalardan bile bahsedebiliyoruz. Yani her şey protesto tanımına girebiliyor. Ama ben protestoyu yapan, yani aktör ve eylemin kendisi arasındaki ilişkiyi sorgulamak ve bunu kendi de sorgulamak için kamusal açık alanlardaki protestolardan bahsediyorum. Yani protesto mekanı derken eyleme katılan ve eylemle birlikte değişen kamusal alanlardan bahsediyor olacağım. Böyle bir tanım yapabilirim aslında genel olarak. Çok güzel. Şimdi bütün seyircilerimizin tabii merak ettiği soruyu soracağım. Nedir İstanbul'daki protesto mekanları? Hangileri? Yani aslında sanırım bunu tüm İstanbul'dan bile bahsedebiliriz protesto mekanı dediğimizde. Çünkü kentin tarihiyle eylem o kadar iç içe geçmiş durumda ki beni en çok etkileyen ve bunu araştırmaya aslında beni sevk eden konulardan biri de buydu. Birçok yerden bahsedebiliyoruz ve bunlar işte Taksim Meydanı, Saraçhane Meydanı, Beyazıt Meydanı gibi hepimizin aslında ilk gelen örnekler de olabiliyor ama çok şaşırtıcı örneklere de denk gelebiliyoruz. Örneğin benim için en şaşırtıcı yerlerden biri Mecidiyeköy'dü. Çünkü çok ve 60'lardaki Mecidiyeköy'ün bir protesto mekanı olarak okumaya çalışmaktı araştırma süresince. Çünkü aslında bir emek mekanı ve bir fabrika alanı olduğunu Mecidiyeköy'ün şu günün İstanbul'unda birazcık unutabiliyoruz. Ve bu emekle ilişki, işçilerin oradaki varlığı, konut alanları ve iş yerleriyle ilişkisi Mecidiyeköy'ün de bir protesto mekanı olmasını, bir dönem en azından protesto mekanı olduğunu konuşmamızı sağladı bizim için. Onun dışında işte iş mekanları, yani iş yerleriyle ve üretim mekanlarıyla çok ciddi ilişkisi var bu protesto mekanlarının. O yüzden fabrika bölgelerinden, tersanelerden bahsedebiliyoruz. Kamusal alanlardan bahsettiğimiz gibi, yani kent meydanlarından bahsettiğimiz gibi. Bunun dışında yine bence çok ilginç bir örnek, karayollarından bahsedebiliyoruz. Yani E5'ten bir protesto mekanı olarak bahsetmek benim için çok ilginçti. Çünkü aslında kamusal alan dediğimizde hep kent meydanlarından bahsederken bu yolların da aslında bir kamusal alan olduğunu, kamusal açık alan tanımına girdiğini en azından. Ve belki de buradaki eylemlerin bir meydandan çok etkileyebildiğini unutuyoruz. Bu yüzden gerçekten tüm İstanbul'dan neredeyse bahsedebiliriz ama burada dediğim gibi protesto mekan tanımında da bahsederken aktörlerle, yani eylemciyle birebir ilişki kuran yerlerden bahsetmeye çalıştım ben araştırmamda. O yüzden tabii ki hem çalışabilmek için hem de daha derin inceleyebilmek için bir takım kısıtlamalar, bazı belli yerlere bakmam gerekti yani. Ama çok yerden bahsedebiliyoruz. Onu aslında soracağım. Sen birazdan daha hani ayrıntılı nasıl araştırma metodun neydi, verin neydi onlarla da ilgilendim ama gerçekten 1000
kadar protestoyu araştırarak, analizini yaparak vardın değil mi bu sonuçlara? Biraz bahsedebilir misin o 1000 protestonun verisini nereden aldın? Tabii bu aslında çok uzun bir süreçti. Çünkü ben bu konuyu ilk merak etmeye başladığımda ve işte mekanla aktörün ve protesto yolcusunun her türlü şeyin ilişkisini aramaya çalışacağımı fark ettim. Ve bunun için bir protesto verisine ihtiyacım vardı. Burada ve bu veri halihazırda yoktu ve ben bunu toplamaya başladım. Ve süreli yayınlar kullanarak aslında gazete ve dergi yayınları kullanarak. Haberlere bak. Haberlerden evet biraz o yüzden uzun bir süreçti işte arşivlere bakmak. Ama bir yandan da bence eğlenceli bir süreçti. Çünkü hem protestoyu bir tarihi içeriğe oturtmamı sağladı benim için. Yaklaşık 1000 satırlık bir veri topladım ve bunun içinde çok çeşitli mekanlar vardı. Dediğim gibi benim amacım bütün değişkenler. Yani bu veride aslında protestonun yeri, protestocuların kim olduğu, mekanı nasıl kullandıkları, kaç kişi oldukları gibi bilgiler de vardı. Ve benim amacım protesto mekanı kavramını bütün bunlarla birlikte incelemek. Yani sadece eylem sayısına bakmak değil, hangi dönem kimin için önemli diye bakmak da bir soruydu. O yüzden ben bu veriyi analizini yaptım ve bütün bu değişkenleri bir arada yorumlayabileceğim bir analiz metodu kullandım. Aslında Murat Hoca'nın da danışmanının yardımıyla böyle bir karara varmıştık. Murat Güvenç, Profesör Murat Evet, Güvenç. birlikte. Emin neler dedin yani analiz Evet, gerçekten çok yardımcıydı bu konuda. Sonra da aktörlerle yani protestocularla yakın ilişkiler kuran yani bütün bu ağ içinde önemli sayıda ağ görebildiğimiz bazı protesto mekanlarını belirleyici yerler olarak seçtik ve ben bunları incelemeye başladım aslında. Yani bütün kent olabilir diyorum ama onun içinden bazı yerleri seçip onu daha derin incelemek gerekiyordu. O yüzden böyle bir metot tercih ediyorum. Sen bir de mekanları belirlerken işte şeylerine göre, kimliklerine göre aslında tarihsel de hani protesto mekanlarının tarihi diye söylüyorsun. Çünkü aslında farklı tarihsel dilimlere de bakıyorsun değil mi? Biraz onları da anlatır mısın? O Tabii. tarihleri niye göre seçtin? Nasıl o sınıflamayı nasıl yaptın? Tabii şöyle ben aslında araştırmaya ilk başladığımda yani protesto tarihi tabii ki çok çok eskilere gidiyor ama İstanbul'un kamusal alanlarının protestosu derken 1908'lere kadar gitmeyi planlamıştım ama bu hem kaynaklara benim erişimimin olmadığından ya da ben bulamadığımdan ve süre kısıtlamasından aslında olmadı ve bu yüzden biraz daha sokak hareketlerinin arttığını bildiğimiz tarihlere geldim ve 61'e bir başlangıç tarihi olarak seçmiştim arşiv araştırmasında. Bu da Saraçhane Meydanı'nda büyük bir işçi mitingi yapılıyor ve İstanbul'daki ilk büyük işçi mitinglerinden biri olarak kabul ediliyor bu. 61 tarihini bir başlangıç noktası olarak seçmiştim ve bitiş tarihini de 2011 Mayıs ile birlikte 2010'da bitirmiştim ve bu çok geniş bir aralık yani 40 yıllık, 50 yıllık bir tarihe bakmaya çalışıyorsunuz ve o 50 yıllık tarihten belli yerleri nasıl çekeceğim o analize rağmen bir karışıklığa neden oluyordu ve yeterince derinlemesine bakamıyordum. Bu yüzden yine analizin de yardımıyla 3 zaman aralığında inceledim protesto mekanlarını. 61-80 aralığına baktım, 80 yılına kadar. 80'den 2000'e kadar geldim ve 2000-2010'a baktım. Bu da aslında çok ciddi fark ettirdi aslında. Çünkü 60-80 arasında bir yükselen sol hareketi ve onların eylemlerini, onlar için özel protesto yerlerini görmeye başlıyorsunuz. Sonra 80 ve 2000 arasında değişen gruplar, memurlar, muhafazakar grupların eylemlerini ve onlar için yine de kıymetli protesto mekanlarını araştırıyorsunuz. Ve 2000'lerde aslında neredeyse tüm aktörlerin bütün kentte eylemlerini görmek, hani bir karmaşa neredeyse görmek diye sağladı. Ve değişimlerini incelemek için bu tarihsellik çok önemliydi aslında. Yani Böyle bir mekanların tarihine bakarken, yani tarihsel değişimlere bakarken aslında İstanbul'daki protestonun tarihine de bakmış oluyorsun anladığım kadarıyla. evet, hem Kimler protestonun nerelerde neyi protesto ediyorları da zaten ister istemez görmüş oluyorsun aslında. evet ve yerlerin değişimi de aslında kentin içindeki yapılaşma hareketleriyle de çok ilgili ilerliyor zaten. Hem otorite kararlarıyla aslında bugün onlardan da biraz belki ilerleyen süreçte bahsedeceğiz bilmiyorum. Hem alınan kararlarla hem yapı faaliyetleriyle birebir ilişkili hem de protestonun yani ideolojilerin tarihiyle de ilgili aslında belki bilmiyorum. O yüzden hepsini görmeme imkan sağladı. Yani tarihsel bakmak çok yardımcı oldu bu konuda. Peki mesela şimdi biraz önce saydığın şeylerden, mekanlardan bir tanesi. Mesela Saraçhane dedin değil mi? İlk kamusal alandaki şey olarak. O mesela o ilk o 60-80-80 yani o ayırdığın o üç dilimde Saraçhane mesela nasıl değişiyor üç dilimde?
Tabii 61 mitingiyle birlikte aslında yoğun olarak işçilerin ve yine bir miktarda memurların eylemlerine sahne oluyor diyebilirim Saraçhane. Bunu ben şu açıdan önemli bulmuştum. Saraçhane aslında Sarraççıların mekanı, yani çok uzun bir gelenekten gelen bir yerdi ve burada aslında bir emekten bahsediyoruz ve daha sonra 60'larla birlikte işte yeni belediye binasının açılması, burada bir takım ve yeni yollar, aslında ana arterlerin genişletilmesinden de bahsediyoruz bu dönemlerde. Saraçhane'ye ulaşımı kolaylaştırıyor ve orada bir otorite figürü görüyorsunuz aslında belediye binası ile birlikte. Ve bu dönemde işçi eylemleri artıyor. 80 sonrasında da bu sefer memur eylemleri ve belediye çalışanlarının eylemlerinin Saraçhane Meydanı'nda yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Tabii. O işçi eylemleri dediğim belediyenin işçileri mi? Yani belediyeyi mi Yok, eylemleri? genel işçi eylemleri. Genel işçi eylemleri. Ama Onu mekanı belediyenin önü olarak seçiyorsunuz. Evet, onu da şöyle düşünüyorum aslında. Bu 61 eyleminde de ilk aldığım başlangıç eyleminde de ana buluşmak istedikleri ilk yer Taksim Meydanı. Ama Taksim Meydanı'na da böyle geniş kitleli bir eyleme izin verilmediği için Saraçhane Meydanı diyorlar. Yani Pera'nın merkezi ve Tarihi Yarımada'nın merkezi arasında bir geçiş var. Orası olmazsa öbür tarafta eylem yapıyor gibi bir şey oluyor aslında. 90'lardaki eylemlerde tabii ki belediye çalışanlarının ve memurlarının belediye önünde eylem yapması çok doğal geliyor insana. Bu dönemde beni çok etkileyen ayrı bir grup vardı aslında. Kadınların eylemleri var 90'larda. Yani buna tabii tam olarak kadın hareketi diyemiyoruz. Konu çok daha farklı ama şöyle su kesintileri ve suya ulaşamama nedeniyle 94 seçimlerine kadar özellikle aslında İstanbul'da birçok sayıda eylem var. Çoğunluğu da kadınlar tarafından yapılıyor. Çünkü evde bu konudan en çok etkilenenlerin kadınlar olduğunu tahmin etmek güç değil. Ve şöyle bir gelenekleri var aslında. İşte mahalleden ellerinde su bidonlarıyla çıkıyorlar ve Saraçhane binasını yürüdükleri böyle görseller var. Özellikle Beyoğlu saatlerinden Galata Köprüsü'nden geçerek gidiyorlar. Ve Saraçhane önündeki havuzda çocuklarını yıkamak da bir eylem metodu. Protestonun çok tanımı var diyorum da bu da bir protesto metodu oluyor aslında. Ve bir süre sonra bu eylemlerle birlikte memur eylemlerinde de işte yine havuza girmek bir protesto biçimine dönüşüyor. Pankartlar havuzun içinde açılmaya başlıyor. Yani mekanın bu konuda aktif olması, yani protesto mekanının da eylemle aktif olması derken ben bu tarz örneklerden bahsetmeye çalışıyordum. Yeni kullanım yöntemleri ve yeni gelenekler neredeyse oluşuyor mekanla birlikte. Böyle bir etkileşim oluyor yani hani mekanla oradaki protesto Evet. aktörü mekanda havuz olunca o havuzu da kendi işinin içine katıp onu bir protesto eylemi haline döndürüyor. Bu aslında gerçekten çok Evet. etkileşim. Kesinlikle öyle ve yani bu yerdeki yani yakınlıklar şey eylemlerinde de var. 90'larda yine Beyazıt Meydanı ve Sultanahmet Meydanı'nda çok fazla eylem var. Beyazıt'ta çoğunlukla öğrenciler var her dönem ama öğrencilerin görüşleri değişebiliyor. 90'larda türban eylemleri çok fazla. Türbanla okula gidebilmek için eylemler çok fazla. Bir yandan da Sultanahmet'te Ayasofya'nın camiye dönüşmesi için eylemler yapıyor. Bir süre sonra mesela bu eylemler büyüyor ve buluşuyorlar. Hep birlikte Beyazıt'ta ya Sultanahmet'te eylem yapmaya başlıyorlar. Böyle yakınlıktan da gelen ve mekanla birlikte gelen birliktelik de sağlanıyor aslında. O yüzden bunları böyle okumak, zaman tarihsel olarak okumak çok ilginç gelmişti bana. Gerçekten çok ilginç. Peki Saraçhane'ye geri dönelim. 2000'lerde ne oluyor Saraçhane'de? 2000'lerde yine çoğunlukla memur eylemlerini görüyoruz ama aslında her grubun eylemini görmek mümkün yine Saraçhane'de. Bu arada şöyle bir şey de söylemek gerekiyor. Eylem sayısı biraz düşüyor 2000'lerde Saraçhane eylemlerinin sayısı. Ya benim bulabildiklerim en azından her şeyde sayıda bir düşme oluyor. Ama her grubun eylemini görmeye başlıyoruz. Bir de mesela şöyle bir şey de olmuştu. Ben tam tezi yazarken İstanbul seçimleri oldu ve Büyük Saraçhane mitingi olduğunu kutlama oldu Saraçhane'de. Ve böyle yine herkesi görmek, her grubu orada görmek biraz mümkündü neredeyse. Böyle biraz kafa karıştırıcı olmuştu benim için de. Ama gerçekten 2000 eylemlerinde bu kadar net nokta atışları yapmak biraz daha zor oldu analizleriyle birlikte. Hani işçilerin ve memurların bir tık daha 60 ve 80 ya da başka grupların öğrencileri görmek daha kolayken 2000'lerde biraz daha her grubun her yerde neredeyse görmeye başladık gibi oldu. Anladım. Peki şey dedim bir de hani kent meydanları geliyor ilk aklımıza protesto mekanı olarak ama aslında alternatif mekanlar da keşfetmişsin değil mi Hüseyin'de analizinde? Mesela karayolları demiştin. Ondan da bahseder misin biraz onda tarihsel değişimini? Evet. Karayolu, neden Evet. karayoluna çıkılır? Hangi karayolu? Biraz kanıtlar mısın?
Şöyle karayolları derken bunun da iki yöntemi olduğunu gördüm ben. Şeyde bir yürüyüşler var. Sadece miting değil de yürüyüşlerle karayollarını kullanmak var. Bu da 60'larda aslında yine Tarihi Yarımada'yla Beyoğlu Taksim Meydanı arasındaki bu işte Galata Köprüsü, Eminönü Galata Köprüsü Karaköy üzerinden giden bir yürüyüş hattı var. İlk kullanım olarak ben onları değerlendirmiştim. Bu da aslında protesto mekanının görünürlük alanıyla ilgili. Çünkü protestoda siz bir görünürlük sağlamak, olabildiğince çok kişiye erişmek istiyorsunuz ve sanırım bu alternatif mekan, alternatif demeyeyim de benim için sürpriz olan mekanların ortaya çıkma nedenlerinden biri de bu. Daha sonra da yol işgallerinden bahsetmek mümkün. Bunlar işte Taksim Meydanı'nda ya da Saraçhane Meydanı'nda gördüğünüz gibi uzun süreli örgütlenme çabalarıyla yapılan eylemler değil bir kısmı. Bir anda parlayan ve yola taşan eylemler görmek mümkün oluyor. Örneğin yine su için yapılan bir eylemi mahalleden taşıp E5'i işgal etmesini görebiliyoruz. Ya da şoförlerin eylemlerini de görmek çok mümkün yollarda. Yolları kesmek, işte yollarda durmak gibi eylem protesto yöntemleri de var. Bunlar da karayollarını bir aslında protesto alanı olarak kullanıyorlar ve belki de günümüz ortamında düşünürsek aslında kent meydanında yaptığımız bir eylemden çok daha aktifler. Çünkü çok daha büyük ve daha geniş zamana yayılabilecek bir görünürlük alanı oluşturuyorlar. Bütün kent neredeyse etkilenebiliyor bunlardan. Bunları görmek aslında ben ilk bununla başlamıştım çalışmaya da çok etkilemişti çünkü benim karayollarını bu şekilde kullanmak. Böyle mekanlar görmek de mümkün aslında haberlerde. Evet. Peki hani farklı mekanlar sayıyorsun işte Taksim diyorsun, Pera diyorsun, köprüden geçiyorlar işte Saraçhane, Beyazıt, Sultanahmet. Hep böyle Anadolu şey Avrupa yakasından sanki bahsediyorsun gibi. Anadolu yakasında hiç protesto mekan var mı? Tabii, var. Öncelikle üç mekan olarak, üç merkez olarak değerlendirmiştim ben onları. İşte Taksim Meydanı, Saraçhane ve Kadıköy Meydanı'ndan da bahsedebiliyoruz. Yine en çok protestonun görüldüğü yerlerden biri. Bir de aslında Anadolu yakasında başka nerelerden, çepere doğru büyüyen yerlerden de bahsetmek mümkün. Özellikle Pendik ve Tuzla'da tersaneler nedeniyle bu iş yerlerine yakınlık, yemek mekanlarına yakınlık da protestonun gerçekleşmesi için. Yani yakın yerde protesto etmek durumu da var buralarda. Aynı zamanda emeğin geçtiği ve rutinlerin yerleştiği, günlük rutinlerin olduğu bir yerden bahsetmek de var. Anadolu yakasında bu şekilde yine E5 üzerinde birkaç noktadan Pendik'ten bahsedebiliyoruz, Kartal'dan bahsedebiliyoruz. Bunlar o 60'tan itibaren var mı yoksa zaman içinde mi o? Yok. Kent büyüdükçe aslında haritalarda Doğu Batı ekseninde özellikle ve Taksim Maslak hattında yeni yerler ekleniyor. Yani 60 döneminde 60-80 arasında merkezde bakabiliyorken, sadece merkeze bakabiliyorken neredeyse. Yavaş yavaş işte Kartal'ın ortaya çıktığı dönemde, Panik'e bakabildiğimiz dönemde Büyükçekmece'de de eylemler görmeye başlıyoruz. Yani kent büyüdükçe protesto mekanları da var. Çeperlere göre doğru genişliyor aslında ve ulaşım oralara daha kolay ulaşım sağlandıkça da diyebiliriz aslında. Aslında onu söyleyecektim. Yani o mekanlara erişim de herhalde değil mi? Yine şeyle protestocular için çok önemli. Ne, daha kolay erişebildikleri mekanlara mı acaba gidiyorlar? Tabii ulaşım en büyük kriterlerden biri bence. Gezide falan mesela ulaşımlar kesilmişti değil mi? Ulaşım Evet. erişimi kapamak için. Dolayısıyla da neredeyse her mahallede yani gezi zamanı neredeyse bütün İstanbul'un sokakları zaten neredeyse protesto alanı olmuştu. Şeyi merak ediyorum. Bu protesto alanları kendi içinde ayrışıyorlar mı? İşte sağcılar şuraya gider, solcular buraya gider, işte öğrenci buraya gider falan. Öyle bir hani bir tematik ya da protestocu profiline göre ayrışıyorlar mı yoksa nasıl oluyor? Yani şey demek yanlış olur sanırım. Hani bir protesto mekanında sadece solcular eylem yapıyor demek değil ama yanlış olabilir. Ama onların çoğunlukta olduğu tabii ki yerler var ve değişen yerler var. Örneğin Beyazıt Meydanı örneği verdim. İşte, öğrencilerin çoğunlukla eylem yaptığı yer. Kampüse yakınlığından ve kampüsün bir koruma sağlanması aslında onlar için çok önemli. Ve tabii ki yine ulaşım çok önemli bir noktada. Ve 60'larda sol görüşlü öğrenci derneklerinin özellikle burada çok eylem yaptığını görürken 90'larda çok farklı bir hikayeye denk geliyorsunuz. İşte türban eylemlerinin burada artması bir seçenek. Başka savaşa karşı eylemler var. Ama bunlar da yine Müslüman coğrafyalarındaki savaşa karşı yapılan farklı grupların yaptığı eylemler aslında. Yine öğrencilerden aldıkları destekleniyorlar.
O yüzden tabii ki görüşten bahsedebiliriz. Ve mesela Beyazıt'ta tüm bunlar olurken Taksim'de bu sefer 29 Ekim kutlamaları var. Taksim Meydanı gösteriye açık değil. Ama Taksim'de 29 Ekim kutlamaları yaparken işte Beyazıt'ta başka bir konudan konuşuyor oluyoruz. Ya da Galatasaray Meydanı'nda aynı anda Cumartesi annelerinin mitinginden bahsediyor oluyoruz. Ve farklı aktörlerle çok net ilişkiler kuruyor dönem dönem. Bazı kamusal mekanlar, her yer değil. Ama onların sahiplenmesi çok daha farklı oluyor. Taksim Meydanı çok ayrı bir şey söylüyor bu konuda. Neredeyse her grubun sahiplenmek istediği ya da karşı çıkmak istediği de diyebiliriz. Bir sembolik anlamı var aslında Taksim Meydanı'nın herkes için. Belki de o yüzden bu kadar önemli durumda. Hatta ufak bir şey daha söyleyeceğim. Bunu Terol'un teorisinde okumuştum. Hacılık mekanları olarak nitelendirdikleri yerler var protestoyla birlikte. Yani oraya ulaşmak neredeyse hacı olmak anlamına geliyor gibi. Böyle bir yere bile gelebiliyor bir kamusal olan aslında protesto. Anladım. Ya bu gerçekten çok ilginç. Yani kentin farklı konularının da aslında tarihsel değişimini çok güzel okuyabiliriz senin bu araştırman üzerinden. Çok çok emek verdiğini de biliyorum. Analizinde de çok çalıştın. Yani defalarca böyle hani analiz üstüne analizler yaptığını da biliyorum. Bu bir yandan da protesto arşivine ulaşmak da çok zor. Yine sanki böyle yaratıcı bir şekilde nereden ulaşabilirim bu veriye diye de biraz hani kafa patlatmak zorunda kaldım. Birazcık çok kısaca biraz bahsedebilir misin? Yani hani nasıl erişebildin o veriye? İçine sindi mi? Sinmiş belli yani çok ilginç bir şey çıktığına göre ama hani daha mesela şimdi yapsan ya da şöyle bir arşivde olsaydı aslında şunu şunu da katardım da ne kadar da güzel olur falan diyeceğim bir şey var mı? Tabii aslında var. Ben çoğunlukla gazete arşivlerini ve çevrim içi ulaşabildiğim gazete arşivlerini kullanmak durumunda kaldım. Hem süre kısıtlı hem de aslında kolaylıkla. Mezatlardan topladığım birkaç eski yayın ya da farklı arşivlerden bulduğum yayınlar vardı ama onları çok sistematik ilerletemedim. Ve bu veri tabanı ve medyayı veri olarak kullanmak aslında bence tezin en büyük kısıtlarından biri. Çünkü bu kadar görünürlükten bahsederken aslında bahsettiğim şey birazcık da medyadaki görünürlük. Çünkü hangi haberi hangi gazetenin ya da hangi gazetecinin yaptığı çok önemli bir kriter oluyor burada. O yüzden eksik kalan çok hareket var muhtemelen. Yani kadın hareketlerini çok fazla göremiyoruz mesela ama görmek gerekiyor. Sadece Yoğurtçu Parkı'ndan mesela bu protesto mekanı olarak bahsedebildim ama öyle olmaması gerektiğini biliyorum. O yüzden en büyük kısıt bu arşivlere ulaşmaktaydı gerçekten. Çok eksik kalan noktası oldu. Yani içime sindi diyebilirim ama bugün olsa çok çok daha derin bir arşiv araştırması yapmayı tercih ederdim. Hatta arşivlerde boğulmak isterdim diyebilirim yani gerçekten. O büyük bir kısıt olduğu için. Bu aslında çok güzel, hani umarım bunu dinleyenler için ilham da olur. Yani belki elinde arşivi olanlar varsa, protesto arşivleri olanlar, belki onları kamuya açmayı düşünebilirler. Çünkü gerçekten çok ilginç de bir metodun da var. Birazcık metodundan bahsetmek ister misin? Yani o 1000 satırı nasıl manalı bir şekilde toparlayabildin, tekrardan analizini yapabildin? Tabii bahsedeyim. Bu arada çok sevinirim elinde öyle bir arşiv olup paylaşmak isteyen olursa. Şöyle yaptım. Aslında bulduğum bütün kaynakları önce görseller olarak topladım. Bayağı klasör klasör kaynaklarına ve tarihlerine göre görseller topladım. Ve sonra bunun Excel girişlerini yaptım. Ama tahmin edersiniz ki çok fazla yer, çok fazla değişik aktör var. Yani her haberde öğrenciler toplandı diye bir şeye rastlayamıyoruz. İşte öncelikle bunların örgütleri işin içine girmeye başlıyor. Dernekleri biliyorsunuz. Toplanma nedenlerini yine ben bu tabloya girmeye çalışmıştım girdiğimde. Çok farklı toplanma nedenleri var ve analiz etmek istediğiniz zaman işte 1000 verideki 500 değişken sizin bunları kümelemeye çalışmanızı, kümelemekte zorlanmanıza neden oluyor ve bir takım kategoriler oluşturmaya gitmem gerektiğini biliyor sonucunda. Öncelikle tabii ki yerleri kodladım, yerleri kategorileştirmedim ama onları da bulundukları yerlere göre yani işte tarihi yarımada, Mopera, Anadolu yakası gibi kodlar verdim. Protesto tiplerini ayırmaya çalıştım ve miting, yürüyüş ve diğer diye ayırabilmiştim aslında. Sonra aktörler en önemli kısmıydı. Onları da dernek, ya anlayabildiğim kadarıyla aslında haberdekileri de biraz yorumlamak gerekiyordu o noktada. Çünkü dediğim gibi haberin de kaynağına göre de düşünmek gerekiyor bazı şeyleri kategorileştirirken. Memurlar, işçiler, sol görüşlü öğrenciler, sağ görüşlü öğrenciler ya da görüşünü tam olarak bilemediğim öğrenciler gibi kategoriler verdim. Yine toplanma nedenlerine de aynı şekilde kategorilerle
kategori isimlendirip aslında etiketlendirip diyeyim. Bu şekilde hepsi bir örüntüsünü yani hepsinin birbiriyle ilişkisini açığa çıkarmaya çalıştım. Bir analiz yöntemi izledim. Böyle evet. Bu Böylelikle. zor. Ve böylelikle de işte kabaca hani haritada yerlerini, bölgelerini işte o Pera, Taksim şey falan ondan sonra ve de tarihleri de üç dilime de bölüp zaman Evet. içinde nasıl değiştiklerini görmüş oldum. Orada bir de sanırım şunu söylemek gerekiyor. Ben bu analiz sonucunda ortaya çıkan protesto mekanlarını derinlemesine inceledim. Ama bu işte sayı şu an sanırım 40 yere yakın derin incelemeye çalıştım. 40 protesto mekanı gibi bir şey söyleyebilirim. Ama bu veride sadece bu kadar yer yoktu. Ve bu demek değil ki zaten sadece buralarda protesto olduğu anlamına da gelmiyor. Bu dediğim gibi bütün ilişkiler ağı içinde önemli olduğunu keşfettiğimiz yerlerdi. Ama sadece buralarda eylem oldu ya da tüm eylemlerin burada olduğu anlamına gelmiyor tabii ki bu araştırmalar. Ama ben de gerçekten eline sağlık, emeğine de İstanbul ve protesto ile ilgili çok fazla yeni soru da sorabileceğimiz ve başka ipuçları da veren aslında bir araştırma oldu seninki. Araştırman boyunca bir web sitesi de açtın aslında, değil mi? Birazcık ondan da bahsetmek ister misin? Niye açtın, ne bekliyorsun o web sitesinden? Birinci iki amacım vardı diyebilirim. İlki bu sahip olduğum toplayabildiğim tüm veriyi kaybetmemek. Onun orada bir depo olmasını istedim. İkinci amaç da aslında az önce dediğim gibi birileriyle iletişime geçebilmekti bir noktada. Çünkü kişisel hikayeler bile bu noktada belki önemli olabilir. Benim medyadan haber toplarken düşündüğüm bir nokta değildi ama şimdi doktora sürecinde de belki bireysel hikayelerin de çok önemli olabileceğini düşünmeye başladım aslında. Birileriyle iletişime geçebilmek, konuşabilmek, hatırlayabilmek belki de bir şeyleri. Atladığım noktalar varsa onları öğrenebilmek için bir iletişim yolu benim için o site. Onu da geliştirmek için çalışıyorum aslında şimdi tekrar diyebilirim sunumlarla birlikte. Abi, linkini söyleyebilir misin? Belki sana ulaşmak isteyenler olur. Linki biraz karışık aslında ama belki sunum sonrasında ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani bir yere şey bulduysak ya da görsel olarak da koyabiliriz. Tabii. Biz canlı yayınlanıyor pazartesi günleri 16'da. Ama daha sonra sosyal medya hesaplarında linki koyuyoruz. Zaten İstanbul Hepimizin girişiminin web sitesi var. Medyascope'da da yine şehir hepimizin bir alanı var. Mümkün olan her yere senin bu programın olduğu linklere web sitenin linkini de eklemek isteriz. Belki gerçekten sana ulaşmak isteyecekler. Sana daha çok sorular sormak isteyecek kişiler olabilir. Takipçileriniz olabilir. Ben şimdi hem de zaten doktoraya da devam ettiğim için birazcık şey yapmak istiyorum. Gerçekten benim çok çok hoşuma giden bir araştırma olduğu için kendimde bir sürü başka milyon tane sorusu var ama ne yazık ki süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Devam etseydin nasıl devam etmek isterdin? Ona neler eklemek isterdin? Tabii şöyle öncelikle dediğim gibi 2010'a kadar gelebildim ve bunu bugüne hem gezi sonrasında hem pandemiyle değişenleri de anlamak için bugüne kadar getirdiğim bir arşiv nasıl yapmak isterdim. Bu birinci temennim aslında. Dediğim gibi daha çok veriye bakabilmek ve kontrol grupları ile veriye bakabilmek isterdim. Başka ne diyebilirim? Ben bu protesto mekanlarının aslında Türkiye'deki kırılma noktalarıyla, yani Türkiye'nin siyasi tarihindeki kırılma noktalarıyla ilişkili işledim ama çok daha farklı ölçeklerden bakabileceğimi birazcık yeni yeni fark ediyorum aslında. Yani çok daha büyük ölçekten dünyadaki değişikliklerle birlikte de bir şeyleri okumaya çalışmak çok yeni anlamlar çıkaracaktır. Ona da bakabilmeyi çok isterdim. Belki bu kadar çok mekan için değil ama farklı ölçeklerde yine yani çok daha net ölçek atlamalarıyla bir şeyler okumaya çalışmak iyi olur diye düşünüyorum. Bir de aslında geçen bahsettiğimiz İlhan Tekeli Şehircilik Kültür Vakfı'nda yaptığım sunumda İlhan Hoca'nın çok iyi bir yorum vardı. Peki biz şehirciler olarak şimdi protesto mekanlarını nasıl tasarlayacağız? Gibi bir soru sordu ve belki de cevap verilmesi gereken, düşünülmesi gereken bu kadar kamusal mekan tartışmalarının da çok arttığı bir dönemdeyken tekrar bu da sorgulanması gereken bir soru olabilir diye de düşünüyorum aslında. Çok fazla soru var galiba bilmiyorum Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Ben bir de biliyorsun hani e-demokrasi benim en böyle sevgili
konularından biri olduğu için aslında bütün şey, web'deki protesto alanları da gayet tabii ki bundan sonraki bu tip bir şeye eklemlenebilir aslında sanal alanlarda. Ve o alanlardaki etkileşim zaten gerçekten çok önemli. Senin o havuz, Saraçhane'deki havuz hikayesi gerçekten bence highlightlarından bir tanesi araştırmanın. Gizem çok teşekkür ederim. Sürenizin sonuna geldik. Hem araştırman için çok teşekkürler, hem bugün gelip bize paylaştığın için çok teşekkür ederim. Çok kolaylıklar gelsin. Ben çok teşekkür ederim benim burada ağırladığınızı anlatmayı istediğiniz için. Çok sağ olun tekrar. Şiir Hepimizin'in 208. bölümündeki sohbetimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.